Hiç estetik ürperti yaşadınız mı? Tüylerim diken diken oldu. Üşüyünce ya da ani duygu değişimi yaşayınca hissettiklerimizi anlatmak için kullandığımız bir deyim. Güzel bir müzik ya da aniden korkmak da aynı sonuca neden oluyor. Çünkü ilginç şekilde ikisinin de temelinde aynı şey var. Hemen anlatalım. Ama önce abone olmayı unutmayın. Tüylerin diken diken olmasının bilimsel bir açıklaması var. Piloelektor adı verilen kaslar ani duygu değişimlerinde kasılıyor ve cilt yüzeyindeki tüyleri geçici olarak tetikleniyor. Bu küçük kaslar tek tek tüy kökünün bulunduğu küçük yapılar olan foliküllere bağlı olduğundan vücudumuzda bir ürperti hissediyoruz. Böylece piloelektor kasları kasıldığında ve kıl köklerini uyardığında cildimizde kabarık bir görünüm oluşturuyor. Korku ya da şaşkınlık veren bir deneyimle kontrolünüz dışında ortaya çıkan bu tepki ise iki işleve sahip. Birincisi bizi sıcak tutmak. Fakat insanlar üzerinde pek işe yaramıyor çünkü çok tüylü canlılar değiliz. Hisler bu tepkimenin yaşanmasını sağlıyor. Örneğin aşırı üzülmek, korkmak, ani bir mutluluk ya da şaşırmak. İşin garip tarafı korku ve haz duygusu da aynı tepkiye neden oluyor. Heyecan verici bir film ya da hoşumuza giden bir müzik. Peki korkunca tüylerimiz diken diken olurken haz duyduğumuz müzik neden oyun sonucunu doğuruyor? Sinir bilimci Jack Banksip tarafından geliştirilen sonuçlara göre melankolik bir müzik, sevinç duyduğumuz müziğe göre ürpermeyi daha fazla tetikliyor. Bunun nedeni melankolinin kılları ürperten mekanizmayı tetikliyor olması. İşin ilginç tarafı bu efkar insanları gerçek anlamda hüzünlendirmiyor. Hüzünlü bir müzik dinlerken yaşanan deneyim çoğunlukla olumlu hisleri içeriyor. Dolayısıyla müzik beynimizin korku bölgesini aktive ediyor. Ancak etrafı kolaçan edip de gerçek bir tehdit olmadığını fark edince duygularımız pozitif olacak şekilde değişiyor. İşte bu tüylerin diken diken olmasının açıklaması olabilir. Peki bu his korku mu yoksa haz mı? Cevap ikisi de. Müzik dinlerken zevkten tüylerin diken diken olmasının aslında bir ismi var. Frisson, estetik ürperti anlamına gelen Fransızca bir kelime. Korku durumunda da aynı işlevle çalışıyor ve harika bir müzik dinlemekle psikolojik gerilime aynı tepkiyi veriyoruz. Sanatsal hazın da temelinde korkularımız mı var, ne dersiniz? Yorumlarda buluşalım.